CHP'nin belediye başkan adayı kim olmalı sizce İzmir'den? Vallahi adaylar kimlerdi? Tun Soyer diyen var, Tuncay Özkan, Abdülbatur, Alaaddin Yüksel. Bunlar, bu dört isim en çok söylenen isimler arasında. Herhalde Özkan. Tuncay Özkan. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sizce kim olsun? CHP'den kim olmalı sizce belediye başkan adayı? Akşam biraz haberleri takip ettim ama şey var. Tuncay Özkan konuşuluyor. Evet, Tuncay Özkan. Ben büyük bir ihtimalle tahminen o olur diyorum. Tuncay Özkan olur. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Abdülbey olabilir yani. Yakışır yani bence tabii. Abdülbatır olmalı bence. Narlıdere Belediye Başkanı. CHP gelsin de hangisi olursa olsun. Kim olsun fark etmez. Hiç kimse. CHP'den hiç kimse olmasın. Bir isim var mı sizin aklınızda? Abdülbatır'dan başkası olmaz. Vallahi Tuncay Özkan diyorlar ama ben Tuncay Özkan olmasını istemem. Kim olsun istersiniz? Levent Priştin olabilir. Veya bir genç birisi olmasını tercih ederim. Çok genç ve dinamik. Vallahi Tuncay Özkan olsa daha iyi olur. Bence Esot eski genel müdürü olmalı. Yani ismini çok iyi bilmiyorum ama yani geçen televizyonda güzel bir konuşma yaptı. İlk defa tanık oldum. Yani projeleri hakkında güzel şeyler söylüyor. Yani evet olmasını isterim çünkü artık Aziz Başkan miladını doldurdu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizce CHP'nin belediye başkan adayı kim olmalı? Aklınızda bir isim var mı İzmir'den? Var vallahi. Kim? Muharrem İnce. Muharrem İnce mi olsun İzmir'den? Evet, evet. İkinci olarak da Mustafa Balbay. İkinci olarak onu tercih ediyoruz. İzmir için. Tabii ki İzmir için. İnşallah destekleyeceğiz. İzmir'e de yakışır yani. Vallahi ikisi de yakışır. Bu kadar yani. Tabii ki dileğimiz yine CHP'nin kazanması. Biz artık kimse zaten mümkün değil. Öyle bir şey yapmayız, vermeyiz. Yani burası CHP'nin kalesi. Bunu kimse yıkamaz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Tuncay Özkan. Analarım 30-40 senedir zor doğurdu bir evlat. Daha tercihim yok tam manasında. Evvela belediye başkanı olacak insanı şehircilik ve çevre düzenlemesi konusunda lisansüstü eğitimli birini bulmaları lazım. Başka alternatif göremiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Birer değerdir başlı başına ama belediyecilik konuda deneyimleri var mı? O tartışılır. Vallahi eski başkan devam etsin. Şu an Tun Soyer, Abdülbatır ve Tuncay Özkan sıralarda yer alıyorlar. Ha genelde. Tuncay Özkan tercih ederim. Siz Tuncay Özkan, bir isim verecek olursanız Tuncay kim Özkan olur? İyi biri olur. Evet Tuncay Özkan bu işi becerir. Tuncay Özkan'ı seviyorum. Diğer iki arkadaşın da çok değerli olduğunu duyuyorum. Umarım hepsi çok iyi yapacaktır. Eminim yani. Hepsi çok teşekkür ederim. CHP'nin belediye başkan adayı kim olmalı sizce İzmir'den? Tun Soyer istiyorum. Tuncay Özkan. Çok teşekkürler, sağ olun. CHP'nin belediye başkan adayı kim olmalı sizce İzmir'den? Tuncay Özkan olsun. Sizce kim olmalı İzmir'den belediye başkan adayı CHP'nin? Tuncay Özkan da olabilir. Tun Soyer yükseliş. Abdülbatır da var. Abdülbatır'ın kazanabileceğini tahmin etmiyorum. Yükseliş Otur'un sahibi kimdi o? Alaaddin Yüksel. Alaaddin Yüksel. Tamam. İkisinin şansı var. Ya aslında İzmir'de CHP zaten her şekilde alır da ama Abdülbatır zayıf kalır. Tuncay Özkan. Tuncay Özkan olsun diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Sizce CHP'nin belediye başkan adayı kim olmalı İzmir'den? Valla bilmiyorum. AKP olmasına CHP'den hangisi olsun? CHP'den Tunç Soyer var, Tuncay Özkan, Abdülbatır. Bunlar istenilen isimler arasında. En çok istenilen vallahi, isimler. Valla tam olarak tanımıyorum ama fark etmez ya. Hangisi? Ama CHP'den olsun, AKP'den olmaz. Sizce CHP'nin belediye başkan adayı kim olmalı İzmir'den? Alaaddin Yüksel diyen var, Abdülbatır, Tuncay Özkan, Tunç Soyer. Bunlar hep söylenen isimler arasında. Şimdi Tuncay Özkan'la ilgili tepki var. Yani onu tasvip etmiyorum ama diğer arkadaşlar normaldir yani. Hangisi olsa. Uyumludur bence yani. Tabii. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Büyükşehir'i yönetecek kişilerin mutlaka mühendis kökenli olmasına yarar var diye düşünüyorum. Nedenine gelince şimdi şehri başkan gezer, aracıyla görür, gezer, bakar nerede eksiklik var, neler yapılması lazım böyle teknik adam anlamında. Çağırır mühendislerini, müdürlerini. Orada neler yapılacaksa en iyi şekilde teknik olarak değerlendirir ve de şehrin güzelleşmesine faydalı olur. Tabii ki bu da ülkemiz için faydalı bir şeydir diye düşünüyorum. Bir fikrim yok yani. Anladım, çok teşekkür. Dikiliyi sorsanız ama. İzmir için evet, dikili. Nerede yaşıyorsunuz?
Onun ismini getiremedim şimdi şeyi. Dikil'de mi yaşıyorsunuz? Dikil'de yaşıyorum. Orada yaşıyorum. Dikil'de CHP Belediyesi'nde. Hayır, değiliz. Değilsiniz. Neden değilsiniz yani, Dikil'de? Yani bakmıyorlar. Yalçapı çok kötü. Değişirse orada bence belki bir şeyler olabilir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buranın başkan adayı. Evet, Karşıyaka'nın başkan adayı. Büyükşehir başkan adayı olmasını istiyorum ben. Sizce CHP'nin belediye başkan adayı kim olmalı İzmir'den? Ben olmalıyım. Siz mi olmalısınız? Evet. Balbay iyidir. Balbay iyidir. CHP'nin belediye başkan adayı Muharrem İnce olması lazım bence. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir tercihte bulması gerekiyor. Kesinlikle Aziz Kocaoğlu'na davet etmesi gerekmiyor ama Muharrem İnce bir numara aday olması lazım bence. Vallahi Aziz Kocaoğlu'nu düşünüyordum ama ona bıraktın yanıma. Yüksel neyin o? Yüksel Çapmur mıydı? Çapmur mu? Daha evvel ne yaptı o? O yüksel. Çalışkan, memnunsun. Evet. Belediye. Zaten ben CHP'liyim ama kim gelirse gelsin bizim için fark etmez ki. Hayır, fark etmez. Çünkü hepsini çok seviyoruz. Bence CHP'den olmasın da başkası olsun. Başkası mı olsun? Neden CHP'den memnun değil misiniz? Hiç çalışmıyorlar. Hiç çalışmıyorlar. Bak sahili gidin görün. Ona göre karar verin. Evet, bir görün orayı. Bak Haziran'da başladı. Ama bir AKP belediyesi olsaydı şimdi onu 10 defa yapardı. Tuncay Özkan olabilir yani. Benim kendi fikrim. Evet. Siz? Aynı şeyi düşünüyorum. Gerçekten şöyle demokratik, Atatürkçü, layık, ondan sonra devrimci düşüncelere sahip bir insanın kişinin olmasın. Özellikle bayan adaylardan yanayım ben. Bayan adaylarının olmasını daha çok istiyorum yani. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben AK Parti'nin adamının olmasını isterim şu anda. Neden? 35 senedir buradayım. Yaptıkları şeylere bakıyorum. İktidar partisi gelmedi sürece herhangi bir yatırım olmuyor. Bundan dolayı İktidar Parti'nin almasından yanayım ben. Daha önce CHP'ye mi veriyordunuz oyunuzu? Daha önceden CHP'ye de verdim, MHP'ye de verdim. Ben kendim koyu MHP'liyim de. Ama bugün şu anda AK Parti'ye vereceğim. Doğrusu da bu. Abdülbatır'ın olmasını isterim. Alaaddin Yüksel'in olmasını isterim. Tuncay Özkan vekilliğini yapsın. Biz ona vekillik verdik. Bu belediye işi. Belediyeyi bilenler gelsin. Bilenler de işte Abdülbatır çok tecrübeli bir başkanımız. Ben kendini yakinen tanımıyorum ama yaptığı hizmetlerden duyuyorum yani. Alaaddin abinin de zaten partiye verdiği hizmet belli. Ama bu başkanın yeri bile onun bağışıdır. O yüzden o da belediyeciliği bilen bir insan. Şehirciliği bilen bir insan. Bunun ikisinden birisinin olmasını isterim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Vallahi başarılı bir ilçe belediye başkanı olsun derim. Örgütten birisinin. Yok. Ben CHP'liyim. Ama lakin yazık ediyorlar. Öyle mi diyorsunuz? Vallahi hiçbirisinde bir çalışma yok. Hasan'dan tut, Çiğli Belediye Başkanı, Hüseyin'den tut, kimse doğru dürüst bir şey yaptığı yok. Verilen sözler hiçbirisi yapmadı. Bir ara Hasan o kadar söz verdi ki ben Afrika 5'te oturuyorum. Verdiği sözün bir tanesi yerine gelmedi. Bu Halk Parti'nin geçişi ne olacak böyle? Ben Halk Partili olarak çok üzgünüm. Çok da üzülüyorum. İsim var mı peki aklınızda? Şimdi Büyükşehir Belediyesi için bir isim var mı aklınızda? Kim olmalı diye? Tunsoyer, Tuncay, Özkan, Abdülbatur bunlar söylenen isimler arasında. Tuncay, Özkan bence daha hepsine iyi geçmişe gidersek örnek vereyim. Yüksel Çakmur ne yaptı? Priştina ne yaptı? Bunlar hepsi Sevda, hepsi koltuk peşinde. Bu ülkesini sevin. Ben Kıbrıs gazeteyim. Bu ülke için, bu vatan için, o bayrak için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Ne sağa düşünüyorum ne de sola düşünüyorum. Evet. Evet. Teşekkür ederim hepinize. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben üniversite mezunuyum. 650 lira maaş alıyorum. Ev kira, hanım ağır özürlü. Bunları satıyorum, zabıta bırakmıyor. 1350 lira ceza yazmışlar. Ödeyemiyorum. Hiç bir umudum yok. Yani çocuklarım açlıkla boğuşuyor. Şimdi aç susuz bunları satıyorum. Korka çekine. Ben diyorum zabıta beni dövecek. Yok bilmem PKK beni dövecek. Yok Türkiye'ciler dövecek. Öyle korku içinde yaşıyorum. Vallahi billahi. Ya kurban olayım.
Seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye vereceğim. CHP'ye mi? Evet. Memnun değil misiniz AK Parti'den? Hayır. Gırgır yapıyor, oyun yapıyor. İnsanları oyalıyor. Yok namaz kılın, yok oruç kılın. Oruç tutun, yok bilmem ne yapın. Benim orucumdan sana ne, namazımdan sana ne? Baskı kime? Allah bile baskı yapmıyor kuluna. Allah diyor tutarsan tut, tutmasa tutma, özgürsün. Aziz Kocaoğlu şu anda. Antalya'dan geldi. O olmasın. Aziz Kocaoğlu olmasın. Tunç Soyer, Tuncay Özkan, Abdülbatır. Tuncay Özkan güzel yani. Tuncay Özkan diyorsunuz. Tabii. Çoğu kişi öyle söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Size CHP'nin belediye başkanı adayı kim olsun İzmir'den? İzmir'e CHP olmasın da kim olursa olsun. Neden istemiyorsunuz CHP'yi? CHP bir şey yapmıyor. 40 yıldır kızım burada. Çalışmıyor diyorsunuz. Hiçbir şey yaptıkları yok. İşte halk yapıyor. İşte Karşıyaka. Bak şuradan başka bir şey var mı? Ve medeni şehir burası biliyor musun? Burayı zaten bir kaptırırsa CHP gidecek. Şeye, Anıtkabir'e. Atatürk'ün yanına gidecek yani. İşte adla bu adam şimdi bakma öyle böyle gözüküyor ya yine. Atatürk'ün yine bir şeylerini yapıyor yani. Herkes kızıyor ona bilmem ne yapıyor, namaz kılıyor, namaz kılıyor diye ama sanki Atatürk namaz kılmıyordu. O da dindardı ya. Elmalı Abdi Kesir'e yaptırdı Kur'an'ı bilmem nesini. Dini de vardı adamı. Yok namazı şöyle kalktı, yok böyle kalktı. Nasıl kalktı? Kalktı. Din herkese ait. İneni bile geldi. Atatürk'ün düşmanı çıktı. Görmedin mi? Paralardan resimlerini kaldırdı. Cumhuriyete sahip çıktı. Atatürk'ün en iyi adamlarını kovdu. Ya hiçbir şey yapmadıysalar şeyden ne o, Afganistan'dan mı Pakistan'dan 150 tane şey geldi. Profesör geldi. Bizi bunlar asla Ruslara vermeyin dedi. Vermeyeceğiz dedi söz ve adamları öldürttüler ya köprüde bilmiyor musunuz? Bunlar böyle bu zihniyetten geliyor artık. Bitirdiler. Bizleri daha kandıramazlar kolay kolay. Bu adam belki biraz kandıracak ama iyi gidiyor. İyi gitmezse bunu da kafasını kırarlar. İstanbul, Ankara, Konya, şusu busu adamlar cin gibi. Ben partiye bakmam kardeşim. Bana buraya Binali'yi kaçırdık buradan. Bana buraya hizmet kim yapacak çoluğuma çocuğuma? Parti gözünüze girsin. Bana buraya hizmet yapacak insan gelsin. Başımın üstünde hizmet var. İzmir'i kaldıracağım. Zaten İzmir'i alırsa Türkiye'yi alacak bu adam. İzmir'i aldı mı gitti zaten. Her yer gitti. Bir İzmir'de kaldı aklı. Şu kıyılarda. Bu kıyılardaki insanlar inatçı. Çok inatçı. Geçen gün ne o İzban'ı yeni kaldırdılar daha değil mi? Ya adam el atmasa bu İzban kalkmayacak mı? Demek adamın sözü geçiyor kardeşim. Buna vereceksin. Bu kadar basit yani. Bu ülkeyi ancak yine sizler kurtaracaksınız. Bak böyle röportajlar yapın. Doğruları koyun. Yanlış konuşanları koymayın. O şimdi kafaya takmış altı oku. Altı okun ne olduğunu da bilmez. Vallahi bilmez altı oku. İki tanesini sana söylesin gel beni burada bas. İnsanlar bir şeyler yapıyorlar bunlar. Bizimki bunlar yandaşlarına veriyor. Sen de yandaş ol. Hayvancılık geri gidiyormuş. E hayvan olmuşsun git hayvancılığı yap. Kaçmışsın gelmişsin buraya benim gibi. Tarım gitmiş bilmem ne her şey gitmiş. Gider tabii. Herkes hazıra kalmış. Burada yiyoruz içiyoruz işte. Ama neymiş açız. Ne açı lan doymaz herif. Bu arabaların, bu binaların, bu bilmem nelerin sahibi var. Tabi arada sırada Cenab-ı Allah herkes eşit yaratmamış. Bak sen bunu kullanıyorsun, ben bunu yapamıyorum. Niye? Senin başka özelliğin eşitliği olacak, beni bir şey... O zaman çöpçü bulamayız. O da o görevi yapacak. Herkese Cenab-ı Allah bir görev vermiş. Adamlar zenginmiş. E sen nesin? Sen de zengin ol, çalış ya. Çalışan insana Allah veriyor. Bunu herkes de biliyor. Sen çalışmadan zengin olmaya bak. Milli piyango al. Çıkacak sana. Şeyin ne o Mustafa Keser'in dediği gibi şeyin çok büyük bir şairin parçası ya Abbas Ayda Abbas vakit tamam geldi geçti affedersin elini bilmem şart mıdır nedir böyle yapıyor nah gençliğim bitti diyor öyle dediği zaman haydi gençlik nah gençliğim bitti diyordu böyle yapıyordu şimdi ona geldi sen her şeyi bitirmişsin hazır bekliyorsun 70 yaşından sonra benim gibi ben de bilgisayar mühendisiydim bak Yapı Kredi'de al şey oldu neyse bunun reklamına geçmez baba biz buğday ekiyorduk, biçiyorduk şimdi. Onu da yapamıyoruz. Memlekete gitsek acız. Bak bu da öyle. Ben engelliyim. Bunu nasıl satayım diyorum, uğraşıyorum. Engelli parası alıyor musun? 650. Evvelden ne alıyordun şeyin Mustafa Keser'in dediği gibi bunu alıyordun. Bak şimdi 650 lira alıyorsun. Geç zamanda vardı. Ne alıyordun Ece'ye? 200 lira mı? 100 lira mı? Yok, 600 lira alıyordum. Yok yok. Bu adam veriyor Allah için. Engellilere de iyi bakıyor. Bak otobüslere bedava biniyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Değil mi? Hadi hayırlı günler. Sağ olun, teşekkür otobüslere ederim. Otobüslere niye biniyorsun ha? Hayırlı günler. Sağ olun.